Tabii hem yasal düzenlemelere ışık tutması bakımından hem de uygulamaya yönelik denetim faaliyetini gerçekleştirmesi bakımından komisyonun çalışmaları önemli. O nedenle siz davet ettiğinizde memnuniyetle dedik. Biz koşarak geliriz çünkü biz yasamanın emrindeyiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplantısına katıldı. Tunç, KEFEK önemli bir görev icra ettiğini belirterek hem yasal düzenlemelere ışık tutması bakımından hem de uygulamaya yönelik denetim faaliyeti gerçekleştirme bakımından komisyonun çalışmaları önemli. Yasamanın emrindeyiz. Sizler yaşamının kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenterlerin, milletvekillerinin, sizlerin çıkardığı konuların, kanun koyucunun iradesi doğrultusunda uygulanması noktasında hassasiyeti en üst noktada tutmak zorundayız ifadelerini kullandı. Sizler milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamenterlerimiz, milletvekillerimiz, sizlerin çıkardığı kanunların özellikle kanun koyucunun iradesi doğrultusunda uygulanması noktasındaki hassasiyeti biz en üst noktada tutmak durumundayız. Bu anlamda komisyonumuzun kadın hakları ile ilgili özellikle yargı alanında kadınların mağduriyetinin önlenmesi anlamında, kadına şiddetin önlenmesi anlamında yapılması gereken çalışmalarla ilgili her zaman Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun görüşlerine biz her zaman hem ihtiyacımız var hem de milletimizin, kadınlarımızın menfaati için bunu öngörüyoruz. Tunç 2009 yılında ilk yargı stratejisini ortaya koyduklarını belirterek seçime gitmeden 8. yargı reformunu çıkarttıklarını kaydetti. Özellikle yargı reformu strateji belgeleri ve insan hakları eylem planları hazırlanırken komisyon raporları da dikkate alınıyor. Ülkemiz yargı reformu anlamında planlı bir sürece 2009 yılından bu yana girmişti. 2009'da ilk yargı reformu strateji belgesini yürürlüğe koymuştuk. Sonrasında 2015'te ikinci belge yayınlanmıştı. Üçüncü belge de 2018 yılında yayınlanmıştı ve seçime kadar devam eden bir süreci oldu. En son mecliste seçime gitmeden önce son yargı paketiyle de yargı reformu strateji ve 3. belgenin son yargı reformunu 8. paket olarak mecliste yasalaşmıştı. Şimdi 9. yargı paketinin hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Yine insan hakları eylem planı anlamında da yine planlı bir sürece girmiştik. Orada da 2020'de yayımlanmıştı insan hakları eylem planı. Şimdi onu da güncelliyoruz. Şiddet mağduru kadınların gerek soruşturma kısmında gerekse kovuşturma kısmındaki ifadelerinin alınacağı özel mekanları tüm ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Ve bu anlamda kadınlarımızın mağduriyetini önlemenin gayreti içerisindeyiz. Şu ana kadar adli görüşme odası 161 adliyemizde var. 171 adli görüşme odası. Şu ana kadar 112 binin üzerinde adli görüşme buralarda gerçekleştirilmiş.